Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle korona günlerinde nasıl geçiyor? Evde kal çağrıları yapıldı. Siz de uzun süredir istirahattesiniz biliyoruz ama yayınlara katılmaya, gündeme müdahil olmaya devam ediyorsunuz. Yakın çevrenizde bu rahatsızlığa yakalanan oldu mu? Peki, sağlık durumunuz nedir efendim? Evet, çok şükür şu anda herhangi bir sorun yok. Bende de yakın çevremde de herhangi bir sorun yok. Dikkat ediyoruz tabii doğal olarak. Olabildiğince evde kalmaya özen gösteriyoruz. Arada bir oğlum ve gelinim geliyor. Onlarla konuşuyoruz. Onlar da zaten evlerinde gerekli önlemleri almış durumdalar. Genel merkeze arada bir geliyorum tabii doğal olarak. Çünkü burada bazen biriken işler var. Bazen de bu tür... Şimdi yaptığımız gibi sizlerin sorularına yanıt vermemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta siyaseten bizim belli sorunlar karşısında düşüncelerimizi kitlelere aktarmamız gerekiyor. Onun yolu da medya tabii doğal olarak. Onun dışında iyiyim, fena değil. Evde kitap okumaya başladım bu arada. Kitapları okuyorum. İşte her zaman olduğu gibi siyaseti yakından takip ediyoruz. Sanatı, yeni çıkan kitapları falan, gazetelerin kitap eklerine biraz daha dikkatli bakıyorum ve biraz daha zaman ayırıyorum. Efendim Duvar kitabı da lütfen dikkatli okuyun diyelim o zaman. Arkadaşlarım evet. Çok özenli işler yapıyorlar. Evet. Efendim ilk sorum milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konu. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan bir açıklama yaptı. Evet. 3 ay işçilerin işten çıkarılamayacağını söyledikten sonra oraya bir ama ekledi. Dedi ki 39 lira 24 kuruş günlük ücretsiz izne çıkarıldıkları takdirde bir ödeme yapılacak. Efendim bu asgari ücretin aylık baza vurulduğunda 1177 lira ediyor. Asgari ücretin tamına yarısı. Yani asgari ücret de mi ortadan kaldırılmış oluyor ve insanlar günlük 39 lira 24 kuruşla nasıl geçinecek? Özlem Hanım aslında önemli bir soru bu. Bu ödemeler önce şunu ifade edeyim. 1177 lira tutuyor aylık. Bu ödemeler onun ve ailesinin bir aylık ihtiyacını karşılayacak mı? Şimdi elimizi vicdanımıza koyup düşünelim. İşsizlik sigortası fonunda kaç lira var? 131 milyar lira var. Bu kimin parası? İşçilerin parası. Ne zaman ödenecek işçilere bu para? Bu tür olaylar olduğu zaman. Şimdi siz bu işçilere ödüyorsunuz kaç lira? 1177 lira. Yani günde 39 lira para ödüyorsunuz. Açlık sınırının altında, altını çiziyorum, açlık sınırının altında bir ödeme yapılıyor. Belki şu söylenebilir, yani ulaşım masrafı olmayacak bunun, dolayısıyla bu parayla geçinebilir. İyi ama bu kişi günde 3 öğün kendisi ailesiyle geçinecek bir şekliyle. Artı kirası var, artı doğalgazı var, artı elektriği var, artı suyu var. Şimdi bunlardan kimse vazgeçmiş değil. Bu paraları da ödeyecekler bunlar. Peki nasıl geçinecekler bunlar? Bakıldığı zaman ciddi bir sorun aslında. Yani o vatandaşın, yani işsiz kalan, işten çıkarılmayacak ama evde kalacak olan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaktan son derece uzak bir ödeme. Gerçekçi olmak lazım. Ha, bu ödeme önemli mi? Elbette yine önemli. Onun da altını özenle çizeyim. Ama bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir. İki, bunun diyelim ki tüketici kredisi borcu olabilir, kredi kartı borcu olabilir. Bankalar bundan vazgeçmiş mi? Hayır, vazgeçmiş değiller. Faizlerinden vazgeçtiler mi? Faizlerinden de vazgeçmiş değiller. Peki bu adam nasıl ödeyecek bunları? Nasıl ödeyecek? Bu da yine açıkta olan bir önemli nokta. Kısa çalışma ödeneği olsaydı en az 1752 lira alacaktı. Kısa çalışma ödeneğinin alt sınırının altında bir para ödeniyor. Bu da başlı başına ciddi bir sorun. Bir de tabii şu var Özlem Hanım, bir şey daha söyleyeyim bu konuda, belki bitireyim, ondan sonra başka sorularınız da gelecek. Bu ödemeler kayıtlı çalışan işçilere yapılacak olan ödemeler. Ama milyonlarca kişi kayıt dışı çalıştı ve şu anda onlar da evlerindeler. Onlara yapılan hiçbir ödeme yok. Bunlar da çalışıyordu. Mesela sokaktaki simitçi ne olacak? Hatırlar mısınız
Dün veya belki gün sosyal medyada da işlenmişti. İşte bir kadın çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Buna yasak getiriyorlar, ceza yazıyorlar. Neden çıkıyorsun diye, ne yapacağım diyor. Şimdi buna bir ödeme yapıyor mu? İşsizlik sigortası fonundan bir ödeme var mı? Hayır. Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir ödeme var mı? Hayır. Neden? Daha önce yoksulluk listesinde olmayan hiç kimseye herhangi bir para da ödenmiyor. Bunların tamamının dikkate alınması lazım. Bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Başka bir konuyu belki geçeriz. Ben ısrarla Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmasını istemiştim. Bu kararı alıyorsunuz. İşçi sendikalarına sordunuz mu? Sordular mı? Hayır. Niye işçi sendikalarına sormuyorlar? İşçi sendikaları bu kararın artısını ve eksisini değerlendirebilirlerdi. Belki işçi sendikalarıyla beraber bu kararı alsalardı, belki toplumdan, işçilerden geniş bir tepki de gelmeyecekti belki. Onlar da göz ardı ediliyordu. Dolayısıyla buna benzer sorunlar var. Çözümü konusunda adımlar atılıyor ama bu adımlar çok kısır adımlar. Yani sorunu çözmeye yönelik adımlar değil, günü kurtarmaya yönelik adımlar. Efendim, Ekonomik Sosyal Konsey önerisi sizin de 13 maddelik öneri paketinizin ilk sıralarında yer alıyordu. Evet. O önerilere geleceğim ama ondan önce az önce ifade ettiğiniz bir örnek çok çarpıcı. Çöpten yiyecek toplayarak geçinen insanlar var ve onlardan biri açım, çöpten çocuklarım aç, çöpten yiyecek topladım, oradan geliyorum demişti. İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Sağlık Müdür Yardımcısı Nail Noay, bu vatandaşımız için sosyal medyada çok çirkin bir ifadede bulundu, geber dedi. Kendisinin görevden alındığını öğrendik bugün itibariyle. Ancak şöyle eleştiriler de geldi, işte kibirin geldiği nokta budur, bu bir zihniyeti temsil ediyor. Buna katılıyor musunuz? Yani tır şoförü Malik Yılmaz'ın işsizim, işsiz kaldım, işsiz kalabilirim, ben nasıl evde kalayım dediği için gözaltına alınması ve Malik Yılmaz hala işsiz, iş bulamayacağım galiba demişti ve işsiz. Evet. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle insanların soruşturmalar geçirmesi, gözaltına alınması, yani bu bir zihniyeti mi temsil ediyor bu il müdür yardımcısının tutumu? Bir zihniyeti temsil ediyor ama bu zihniyete kaynaklık eden devlette liyakat sisteminin çürümüş olması. Yani liyakat sisteminin tümüyle yok olması. Bir il müdür yardımcısı, üstelik sosyal politikalardan sorumlu bir bakanlığın müdür yardımcısı, ildeki müdür yardımcısı. Eğer böyle bir insana, bir yurttaşa işte geçinemiyorum, çöpten kağıt topluyorum, ancak onunla geçimimi sağlayabiliyorum, bunlar olmazsa geçinemeyeceğim diye kendi derdini anlatırken ona geber diye bir ifadeyi kullanması çürümüşlüğün göstergesidir. Bürokrasinin hangi noktalara geldiğini göstermesi açısından çok önemlidir aslında. Ben hemen hemen sorunları tartışırken bu liyakati sürekli öne çıkarıyorum. Çünkü devleti devlet yapan bürokrasidir. Devletin hazine arşivi bürokraside olur, siyaset kurumunda olmaz. Dolayısıyla bürokrasinin iyi yetişmiş, nitelikli, kaliteli insanlardan oluşması lazım. Günlük sıcak siyasetin içinde boğulmaması lazım bürokrasinin. Eğer siz yandaşı getirirseniz ve iktidarı eleştiren bir cümle kullandığı için o yandaş bürokrat kalkıp ona çok ağır bir suçlamayla, daha doğrusu yani geber diye bir ifadeyle, bir anlamda onun kullandığı ifadeleri ters yüz etmeye çalışırsa bu devlete çürümeyi gösterir. Geldiğimiz nokta budur. Az önce söylediğimiz tır şoförü de öyle. Yani o da kalktı sosyal medyada, dedi ki ya ben çalışma, evde kal diyorsunuz da güzel. Ama ben çalışmasam nasıl gideceğim? İşimi nasıl yapacağım? Evde çoluk çocuk var, nasıl geçineceğiz diye. Onu da kalkıyorsunuz hemen tutukluyorsunuz. Bu bir anlamda ben ne yaparsam doğrudur, aksini hiç kimse söyleyemez, aksini söyleyen kişiler de bedel ödemeye mahkumdur anlayışıdır. Bu anlayış demokrasiyle bağdaşan bir anlayış değildir. Şimdi efendim, iktidar partisi medyanın %90'ına yakınını kendisine yakın sermaye gruplarının ele geçirmesine neden olacak düzenlemeler yaptı. Evet. Satışlar gerçekleşti.
Ve görüyoruz ki şu an korona gibi bir salgın sürecinde ekranda nitelikli bilim insanları izleniyor. Evet. Ve yandaş kanal diye tabir edilen, ben çok tercih etmiyorum ama iktidara yakın sermaye gruplarının kontrolünde olan bu televizyonlar ve gazeteler ne yazık ki izlenmiyor. İzlenmiyor çünkü siyasi haberler hep öne çıkıyor, o tercihler öne çıkıyor. Bunlar eleştirilirken özellikle sosyal medyadan paylaşımlar çok önem kazandı. Alternatif mecralar çok önem kazandı ve bunu gören iktidar, siyasi iktidar bir düzenlemenin daha peşinde, torba yasaya sosyal medya, bu paylaşım sitelerini zapturapt altına alacak bir düzenleme daha yerleştirdi, bir madde. Yani bu iş nereye doğru gidiyor? Hiç kimse hiçbir şekilde haberleşmesin, tepkisini dile getirmesin noktasına mı gidecek? Şöyle, ne yaparlarsa yapsınlar, sonuçta insanlar düşüncelerini başkalarıyla paylaşacaklardır. Yani sürekli içlerine atmaları aslında toplumsal bir patlamaya da yol açabilir. Bir toplumun sessizliği aslında çok tehlikelidir. Doğal olanı o toplumun konuşmuş olmasıdır, konuşmasıdır, düşüncelerini aktarmasıdır. İçinde biriken sorunları aktarma güdüsünü kullanması gerekir. Şimdi siz konuşma, sus yerinde, ne yaparsam bana hak vereceksin, şu televizyon kanalını izleyeceksin, şu gazeteleri okuyacaksın, onun dışında konuşmayacaksın, düşünceni aktarmayacaksın dediğiniz andan itibaren toplumu çok farklı, tehlikeli bir noktaya sürüklemiş olursunuz. Ne kadar saray iktidarı bunun farkında, doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ama oturup da bu konuda uzmanlara danışsalar, onlar da büyük bir ihtimalle benim önerilerimi onlara da söyleyeceklerdir. Bırakın herkes düşüncelerini özgürce ifade etsin. Artı siz de yanlışlarınızı görme imkanına kavuşmuş olursunuz. Ekonomik Sosyal Konseyi toplamıyorsunuz. O insanlar düşüncelerini aktaramıyorlar. Kendi yandaşlarınızı topluyorsunuz. Kendi bakanlarınızı topluyorsunuz. Oturup kendi kendinize karar veriyorsunuz. Bu kararın neye dayandığını da yeteri kadar aktarmıyorsunuz. Çelişkiler var kararların kendi içinde. Kararların içinde yaşadığımız olayla ilgili ciddi tutarsızlıklar var. Eğer Ekonomik Sosyal Konsey olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Kullandığınız şu cümle çok önemli. Havuz medyası diye biz tanımlıyoruz siyaseten. Onlar zaten ne gazeteleri okunuyor ne de televizyonları izleniyor. Örneğin bunlardan bazı gazeteleri kapatmak zorunda kaldılar. Baktığınız zaman onların tirajları 100-150 bin civarındaydı. 100-150 bin tirajlı bir gazete niye kapanır? Aslında öyle bir tirajları yoktu. Bir gerçek daha var aslında. İnfaz kanununa da yeni bir hüküm ilave ettiler. Arkadaşlar onun çıkması için mücadele ediyorlar. Basın ilan kurumunu, havuz medyasını besleyen bir organa dönüştürdüler. Tirajı yüksek gösterip daha fazla reklam geliri, ilan geliri oradan elde edip gazeteyi yaşatmak istiyorlardı. Ona rağmen bile yaşatamadılar bazı gazeteleri. Kapatmak zorunda kaldılar. Şimdi muhalif gazete dediğimiz veya gerçekleri yazan, kendine göre gerçekleri yazan gazetelere ceza vermek istiyorlar. Basın ilan kurumu aracılığıyla onların ilanlarını kestiler, resmi ilanlarını. Böylece cezalandırmak ve onları kapattırmak istiyorlar. Bu da demokrasiye aykırı bir uygulama. Burada yargının çok hızlı karar vermesi lazım. Yürütmeyi durdurma kararı vermesi lazım. Eğer yargı gerçekten demokrasiyi savunuyorsa, medya özgürlüğünü savunuyorsa, ki yargı mensupları da unutmasınlar, kendileri bir haksızlığa uğradıkları zaman haksızlıklarını aktarabilecekleri mecra yine medyadır. Dolayısıyla medyanın ne kadar önemli olduğunu yargı mensubunun da bilmesi lazım ve bu konuda kararı ivedilikte vermesi gerekiyor. Şimdi bu gazetelerin aynı zamanda cezaevlerine sokulması da yasaklandı. Tam bir garabet, ne söyleyebilirim ki? Tam o konuya gelecektim. Mecliste şu an görüşülen infaz düzenlemesi, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, gazeteciler sadece haber yaptıkları için, düşüncelerini ifade ettikleri için pek çok siyasetçi gibi şu an Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü çok sayıda meslektaşımız var. Evet. Ya da bu tehditle karşı karşıya bırakılan meslektaşımız Fatih Portakal gibi. Fatih Portakal'ın durumuna gelmeden önce, infaz düzenlemesi neden bu kadar ısrarcı olundu? 90 bin kişi elbette korona sebebiyle cezaevlerini korumak gerekiyor ve dışarı çıkarılması gerekiyor. Peki bu isimler uyuşturucu satıcısı, istismarcı, kadınlara şiddet uygulayan,
kişileri dışarı çıkaracak olan siyasi iktidar ve ortağı neden siyasetçileri, gazetecileri, sivil toplum temsilcilerini içeride bırakmakta ısrar ediyor? Çünkü demokrasi kültüründen nasibini alamamışlar. Bir insan düşüncelerinden ötürü hapse mi atılır? Yazı yazdı diye bir insan hapse mi atılır? Tam tersine farklı düşüncelerin, aykırı düşüncelerin sadece bugün için değil, gelecek için de çok önemli olduğunu artık dünya tarihini kısmen okuyanlar bunu biliyorlar. Ama biz aykırı düşünceyi yazan, çizen, söyleyen kişiyi yakalayıp doğru hapse atıyoruz. Ama uyuşturucu satıcısı iseniz herhangi bir sorun yok, dışarı çıkabiliyorsunuz. Hırsızsanız, rüşvet aldıysanız, kişilere saldırdıysanız, dövdüyseniz bunları da bir anlamda serbest bırakacağız diyorlar. Bir anlamda af kanunu, adı infaz kanunu olmakla beraber aslında bir af yasası çıkarıyorlar. Çok çarpıcı bir örnek var. Diyelim ki bir kişi rüşvet aldı ve bundan ötürü yargılandı veya irtikaptan ötürü bu 6 yıl ceza aldığında hiç hapse girmeyecek. Yani bu yasa, bu teklif yasalaşırsa. Ama aynı olayı haber yapan bir gazeteci yine 6 yıl bağımlı medyada, bağımlı yargıda ceza alırsa o da 3 yıl 6 ay hapis cezası yatacak. Yani çalan adam hırsız serbest, hırsızın hırsızlığını yaptı diye gazeteci hapse atılacak. Ve biz buna da demokrasi diyeceğiz, buna da adalet diyeceğiz. Bu nedenle biz zaten bu ve benzeri nedenlerle infaz yasasına hayır oyu veriyoruz zaten. Arkadaşlarımız da bunun yanlış olduğunu söylüyorlar. Gazeteci arkadaşlar içerideler işte, Barışlar içeride, yine yolsuzlukları yazan Murat Bey içeride. Bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye demokrasi açısından ciddi bir sınav vermiyor. Tam tersine demokrasi kriterlerini giderek zayıflatıp bir ülke konumuna gelmiş durumda. Efendim, demokrasi kültürü açısından geldiğimiz noktayı anlatması bakımından çok önemli bir olay yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partinizin milletvekili, kendisi de bir hekim olan Ali Şeker, şiddet, hekimlere uygulanan, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin son bulması için hazırlanan kanun teklifinin görüşülmesini önerdi meclise. Ama o bile reddedildi iktidar partisi, AK Parti ve MHP, evet, oylarıyla. Ama aynı düzenlemeyi iktidar partisi getiriyor meclise. Yani bunu nasıl açıklamak mümkün? Yani bunu toplum buna ikna olur mu anlattıklarında? Ya sadece muhalefet getirdi diye toplum yararına olan bir kanuna bile hayır demek nasıl anlatılabilir? Şimdi şöyle ifade edeyim Özlem Hanım. Parlamentoda siyasal partiler kendi düşüncelerine göre kanun teklifleri getirebilirler ve hepimiz de buna saygı gösteririz. Ama sağlık çalışanlarına şiddet konusu bir siyasi görüş birlikteliği sağladı aslında. Çünkü COVID-19'la mücadele eden ve hastaları iyileştirmeye çalışan sağlık elemanlarını hep birlikte hangi görüşten olursak olalım alkışladık. Ve dedik ki siz gerçekten kahramanlarsınız dedik. Bir türlü laf ettik, güzel laflar ettik. Ama şunu da söyledik. Yani bunu yapıyoruz güzel, biraz onlara maddi destek de sağladık, o da güzel. Ama bunların bir derdi var. Üstelik yıllardır söylüyorlar ya, sağlıkta şiddet var. Şiddeti önleyecek yasal düzenleme yapın diye. Biz de bu teklifi götürdük. Şimdi reddettiler. Sonra kendileri kamuoyundan gelen tepki üzerine kendileri teklif verdiler. Bu da aslında kamuoyunun başarısıdır. Kamuoyunun başarısıdır. Yani toplumsal talebin parlamentoya bir anlamda yansımasıdır. Muhalefet partilerinin talebinin bir anlamda iktidar partisi tarafından zorunlu olarak kabul edilmesidir. Gönüllü değil, zorunlu olarak kabul edilmesidir. Yine de ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefetin başarısı olarak görüyorum. Ve kamuoyunun desteğiyle iktidar ve onun yandaşı olan Milliyetçi Hareket Partisi sağlıkta şiddete son vermek için düzenleme yapmak zorunda kaldı. Bu da bizim başarımız. Sayın Genel Başkan, hem sizin hem partinizin her fırsatta dile getirdiği bir başka konu hazine garantili projeler. Malum geçsek de geçmesek de hazinenin ödeme yaptığı köprülerden başlayarak pek çok örnek var. Ve bunlar çok bütçeye çok çok büyük bir yük.
getiriyor. Bu süreçte bunlardan vazgeçilmesi, hazinenin bu ödemeleri yapmaması korona salgını ile mücadele için çok önemli bir kaynak yaratmaz mı? Şimdi iktidarın karşılaştığı en temel sorun kaynak. Çünkü sıfırı tüketmiş bir hazinemiz var. Merkez Bankası'nın kefen parası olarak ayırdığı paralara bile el koydular. Dolayısıyla hazinede para yok. Şimdi ciddi bir ekonomik krizle de karşı karşıyayız aslında. Çünkü kimse vergiyi ödeyemiyor. Çünkü çalışmıyor, iş yerleri kapandı. İşçiler zorunlu olarak ücretsiz izni ayrıldı. Onların da gelir vergileri, sosyal güvenlik primleri ödenemeyecek. Katma değer vergisi dediğimiz diğer vergiler, ithalat, ihracat, dış ticarette de ciddi düşüşler var. Oradan da gelir yeteri kadar gelmeyecek. Dolayısıyla elde bir şeyler yapılması lazım. Ne yapılması lazım? İşte işsizlik sigortası fonu vardı. Oradan yola çıkarak Merkez Bankası'nın yeniden para basması sağlanacak. Sıfır kaymeler alacağız. Paralar basılacak. Bunun kontrolü yapılması lazım. Yani niçin para basıyorsunuz diye bir eleştiri getirmiyoruz. Çünkü elleri mahkum. Başka seçenekleri yok. Bunun kontrolü yapılması lazım. Ve paranın dolaşım kanallarının sağlıklı belirlenmesi lazım. Sağlıklı belirlenmese yeni basılan para dolara kaçabilir. Dolayısıyla sorun giderek derinleşir. Yani çözülmez değil, tam tersine sorunun derinleşmesine yol açabilir. Burada Erdoğan'ın kullandığı bir cümle vardı, önemliydi. Artık öyle bir noktaya geldi ki herkesin fedakarlık yapması gereken bir süreçtir bu süreç diye böyle bir cümle kullanmıştı. Doğru, herkesin fedakarlık yapması gereken bir süreç. O zaman şunu soracağız, fedakarlığı kim yapacak? Fedakarlığı ücretler mi yapacak? Asgari ücretler mi yapacak? Memurlar mı yapacak? Kim yapacak fedakarlığı? Fedakarlığı aslında sıralama yaptığınız zaman bir numaraya oturacak olanlar devletten milyarlarca dolarlık ihale alanlar. Ve bu ihaleyi dolar bazında alanlar, ihaleyi hazine garantisi altında alanlar, yaptıktan sonra işte köprülerden, yollardan, tünellerden, hastanelerden dolar bazında ya da avro bazında garanti alanlar. Yani bunların zarar etme şansları sıfır. Kocaman bir sıfır. O zaman en çok bunların özveride, yani bizim ifademizle devlete para ödemeleri gerekir. Şöyle bir liste yaptım, bir tablo yaptım Özlem Hanım. Mesela Osman Gazi Köprüsü 2020 yılında hazine buna 2 milyar 300 milyon lira ödeyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü en az 790 milyon lira ödeyecek hazine. Avrasya Tüneli için de 300 milyon lira en az para ödeyecek. Toplam 3 milyar 400 milyon lira. Eğer biz otoyol bağlantılarını da buna dahil edersek, o zaman 2020 yılında devlet bunlara asgari 6 milyar liranın üzerinde bir para ödeyecek. Şu teklifi yaptık. Ya, bağış kampanyası açtınız, oradan beklediğiniz para gelmedi. Ama sadece bu 3 olaydan, bakın 3, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim ve Avrasya Tüneli dolayısıyla devletin 2020 yılında ödeyeceği para 6 milyar liranın üzerinde. Bir yıl süreyle bunu öteleyin. Bir yıl süreyle, bak ödemeyin de demiyor. Öteleyin ve dolayısıyla buradan bir gelir elde edeceksiniz. Bunu fakir fukara için, garip kureba için kullanın işte. Kayıt dışı çalışanlar var, işsizler var, evine kapananlar var, asgari ücretler var, çöpten kağıt toplayanlar var, simitçiler var. Bütün bunların hepsi şu anda işsiz ve herhangi bir gelirleri yok. Bunlar kira ödeyecekler, bunlar beslenecekler, bunların elektrik parası var, su parası var. Sosyal devletin bu gibi durumlarda ortaya çıkması lazım. Dikkat ederseniz bugüne kadar alınan kararlarda devletten milyarlarca liralık ihale alanlarla ilgili getirilmiş hiçbir düzenleme yok. Hiçbir düzenleme yok. Neden? Yani onların bu salgınla mücadelede sorumluluk alması adına bir düzenleme yok ama onları kolaylaştırıcı, onların işlerinin yürümesini kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler yapıldı. Ama yapıldı ama şunu yapabilirdi saray iktidarı, diyebilirdi ki arkadaşlar kusura bakmayın, biz size olağanüstü koşullarda olağanüstü rakamlar içeren üstelik yabancı para bazında ihaleler verdik. Siz buradan çok ciddi paralar kazandınız. Üstelik burada eğer
arzu ettiğimiz miktarda araç geçmiyorsa o araçların parasını da biz vereceğiz. Hazine garantisi verdik. Şimdi elimizi taşın altına koyma dönemi. Yani siz kalkıyorsunuz bir de tekalifi milli emirlerinden söz ediyorsunuz. E kardeşim, tekalifi milliyede adam çorap veriyor, gömlek veriyor, un veriyor. Ya sen de milyar dolarlar kazandın. Dünyanın parasını kazandınız. Bir yıl süreyle 6 milyar liranın üzerinde bir avantaj sağlayacaksın. Bunu bir yıl öteliyorum diyeceksiniz. 6 milyar hazinede kalacak. Benim söylemek istediğim bu. Efendim, tekalifi çok önemli bir konu. Özür diliyorum, oraya geleceğim ama bir duyumumu anlatmak istiyorum. İzninizle sizinle paylaşmak istiyorum. Tanınmış bir iş insanı, iş yaptığı bakanlıktan bir yetkili kendisini aramış. Bizzat kendisinden dinledim. Evet. Bağış yapmadığını sormuş. Yaptığını söyleyince de bana dekontu gönderir misin demiş. Yani o devletten alınan ihalelerin bedeli de öyle çok sıradan değil gördüğümüz kadarıyla. Yani dekont isteniyor onlardan da. Yani bu gerçekten gelinen trajikomik durumu anlatması açısından bence önemli. Şimdi burada bir şey daha var Özlem Hanım. Bunlar devlete bağış yapıyorlar. Sayın Erdoğan'ın açtığı kampanya dolayısıyla. Bunlar kurumlar vergisi beyannamesini verdiklerinde bu bağışların tamamını vergi matrağından indirecekler. Yani ortada bir bağış falan yok yani. Herhangi bir kayıpları da yok. Sadece zamanlama olarak Nisan ayında ödeyeceklerini, önümüzdeki yılın Nisan ayında ödeyeceklerini şimdi ödüyorlar bir kısmını, bir kısmını şimdi ödüyorlar. Nisan ayında bu zaten ödediklerinin tamamını vergi matrağından indirecekler. Böyle de bir gerçeğimiz var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tekalifi milliye hatırlatması aklımıza pek çok, geçmişteki pek çok gündem başlığını getirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kamuoyu oluşturmak için böyle çok uç bir örnek veriyor ve ondan sonra tabiri caizse ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir takım düzenlemeleri peşinden getiriyor. Bu kez de 20 Mart'ta ve arkasından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iki uyarısı olmuştu. Evet. Sakın olma aklınızdan sermaye kontrolünü geçirmeyin diye. Meslektaşımız Fatih Portakal da sermaye kontrolü demeden acaba mevduatlara el konulması yönünde bir hazırlık mı varı ima eden bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabından. Evet. Cumhurbaşkanı bizzat şahsen hakkında suç duyurusunda bulundu. Yetmedi. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu da bir suç duyurusunda bulundu. Yani sizce tekalifi milliye bir sermaye kontrolü hazırlığının ön habercisi mi bu açıklama? Şimdi Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunması aslında tekalifi milliyenin ne olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Tekalifi milliyenin vergi olduğunu ve aslında bu paranın geri iade edilmediğini düşünüyor. Zor dönemdeyiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da devlet işgali altında, Türkiye Cumhuriyeti işgali altında, ülke uçurumun kenarında. Dolayısıyla tekalifi milli emirleri dediğimiz vergi çıkarıyorlar. Ama yeni ödenecek olan bir vergi. İllerde tekalifi milliye komisyonları var. Kim ne verdiyse yazıyorlar, kayıtlara yazılıyor. Daha sonra çıkarılan, Cumhuriyet kurulduktan sonra da çıkarılan bir kanunla alınan paralar kişilere iade ediliyor. Şimdi siz kalkıp da bundan örnek verirseniz akla doğal olarak şu gelecek tabii. Ya bir sürü, yani Cumhuriyet'in kuruluşunda çok zor durumdaydık. Zorla paralar alındı, sonra iade edildi. Şimdi biz de zorla paraları alacağız, sonra iade edeceğiz anlamı çıkar. Fatih Portakal'da tekalifi milli emirlerine yollama yapıldığı için herkesin aklına gelen bir şeyi oturup tweet olarak attı. Şimdi bunu hemen suç duyurusunda bulundu BDDK. BDDK'nın suç duyurusunda bulunmasını doğal karşılıyorum. Çünkü Erdoğan bulunmuş, BDDK bulunmak zorunda. Bulunmazsa adam koltuğundan olacak. Böyle bir, bakın bürokraside ne dedik? Çürüme var dedik. Çürüme nerede? Sadece İstanbul'daki bakanlığa bağlı müdür yardımcısında değil. BDDK başkanında da çürüme var. BDDK başkanının aklı yok mu? Tekalifi milliyenin ne anlama geldiğini bilmiyor mu? Fatih Portakal'ın attığı tweet'in herkesin düşündüğü bir olay olduğunu bilmiyor mu? Yani biz el koymayacağız diyoruz. El koymayacaksanız niye polislerden zorla para topluyorsunuz? Niye topluyorlar? Gelecek herkes para verecek, bağış verecek. Niçin? Bağış gönüldür. İsteyen gider banka hesabına yatırır. Genelge çıkarılıyor. Genelge üzerine genelge. Geleceksiniz şurada şu kadar bağışı yapacaksınız. Yargıtay Başkanı genelge çıkarıyor. Allah aşkına sen hakimsin ya.
Hakimsin ya. Bulunduğun koltuğun ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun? Bu koltuğun tarafsızlık üzerine inşa edildiğini bilmiyor musun? Hakime diyorsun ki herkes şu kadar verecek rütbelere göre. Rütbelere göre para istenirse bunun adı bağış mı olur? Yani şimdi böyle bir dava Yargıtay'a geldiği zaman Yargıtay Başkanı ne diyecek? Yargıtay Başkanı şunu söyleyecek herhalde. Bir genelge çıkaracak. Bu kadar bağışı yapmayan kişinin terfisini engelleyin. Niçin? Genelge çıkardı. Kim talimat verdi genelge çıkarma konusunda? Saray iktidarı mı? Saray iktidarı genelge için talimat verdiyse bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı o talimata uyacak mı? Efendim tarihçilerin, burada araya gireceğim izninizle, tarihçilerin de tekalifi milliye dönemindeki meclis tutanaklarını hatırlatan bazı yazıları oldu. Örneğin Ermeni ve Rum vatandaşlardan alınanların bir kısmının geri ödenmediği vesaire gibi bir takım kaynaklar da var. Yani bu her açıdan çok tartışmalı bir örnek. Tekrar soruyorum, bir sermaye kontrolü ihtimali var mıdır? Hani kimsenin, şeytanın bile aklına gelmez diyeceğimiz bir durum bu. Ve bütün dünya korona derdine düşmüşken dönüp kimse Türkiye'de niye mevduatlara el koydunuz demeye de bilir. Böyle bir ihtimal öngörüyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Emin olun bilmiyorum. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar zaten. Nereden para bulacaklar o da belli değil. Bağış kampanyası açtılar bekledikleri gibi bir sonuç çıkarmadı ortaya. Bağış kampanyasını köpürtmeye çalışıyorlar. En çok parayı verenler zaten devletin kurumları. Merkez Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, bankalar. Zaten bu para sizin yani. Bu para zaten sizin. Ya adamı eve kapatmışsın, doğru dürüst para vermiyorsun. Adam işinden olmuş. Efendim işte bilmem şuraya şu mesajı atarsan 10 lira bağışta bulunursun. Ya adam zaten 10 liraya muhtaç. Yani Türkiye'nin yaşadığı en ciddi sağlık sorunu aslında. En ciddi sağlık sorunu. Bir salgın hastalık var. Salgın hastalıkta alınması gereken önlemleri siz böyle bir bağış kampanyasıyla çözmeye kalkarsanız bu iş yürümez. Yürümez yani. Bu ne demektir? Biz iflas ettik. Para yok. Ne olursunuz bize para verin. Ya devlet verendir. Devlet sosyal devlettir. Devlet vergi alır. Devlet fakire fukaraya yardım eder. Şimdi siz elinizi açmışsınız, herkesten para dileniyorsunuz. Ben işte bu sorunu nasıl aşarım diye. Aşamazsınız böyle. Böyle aşamaz. Sadece günüş duruma düşerler. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bağış kampanyası vardı ama kampanya olunca valilikten izin almanız gerekiyor. Kanuna aykırı hareket ettiniz denildi. Belediye başkanları da kanundan ve anayasadan kendilerine böyle bir yükümlülük yüklediğini, anayasanın ve kanunların halka hizmet etmek zorunda olduklarını söyleyerek, kendilerini savunarak o zaman hadi gereğini yapalım, valiliğe başvuralım dediler ama oradan da bir yanıt gelmedi. Sayın İmamoğlu'yla da konuştuk. Onlar da henüz örneğin bu taleplerine bir yanıt alamamışlar. Şimdi CHP'li büyükşehir belediyelerini paralel devlet gibi hareket etmekle suçladı iktidar partisi ve kendisi hemen akabinde bir bağış kampanyası başlattı. Burada bu kadar önemli bir krizde bir siyasi rant tartışması, yani nereye oturtalım bunu biz? Yanlıştır. Emin olun son derece yanlıştır. Yani iyilikte yarışma varken, yarışmak varken, sevgide yarışmak varken, fakire fukaraya yardımda yarışmak varken yasak nedir yani? Yasak nedir? Üstelik belediye kanununda belediyenin gelirleri arasında bağışlar sayılmış zaten. Şartlı bağışı belediye meclisi, şartsız olan bağışları belediye başkanı kabul eder. Yasa bu. Gayet açık. Ama siz bu yasaya rağmen efendim niçin bağış kampanyası açıyorsunuz? Açar ne var? Ne için açıyor? Onların yapmak istedikleri. Güzel yapın siz. Biz onlara niye yapıyorsunuz demiyoruz ki. Hatta işbirliği içinde yapılması lazım. İşbirliği içinde. Denir ki belediyeler şunlara, biz de şunlara yapalım. Belediyeler şu kaynakları kullansın, biz de şu kaynakları kullanalım. Çünkü sonuçta bir kentte belediye başkanı yoksullara en rahat ulaşan kişidir. Onların sorunlarıyla ilgilenen kişi zaten belediye başkanıdır.
Belediye başkanına adam gider, her türlü derdini rahatlıkla anlatır. Sorunu yaşayan kişiyi belediye başkanı bilir. Belediye başkanları muhtarlarla işbirliği yaparak yoksul mahallelere, ihtiyaç sahibi insanlara, ihtiyaçları olan pek çok malzemeyi ya da buna benzer ihtiyaçları giderirler. Yani giderler, ziyaret ederler, konuşurlar, aktarırlar vesaire. Yasak getiriyoruz. Anlamak mümkün değil. Hele hele bunu paralel devlet olarak tanımlamak, merkezi hükümetle yerel yönetimleri ne olduğunu bilmiyor. O anlama geliyor zaten. Zaten merkezi hükümetin bakanları var, yerel yönetimlerin belediye meclisleri var. Dolayısıyla otururlar, konuşurlar. Elbette ki bağış toplanır, bakın belediyeler. Bağışı gelirleri arasına yazarlar. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri, Sayıştay'ın denetçileri, toplanan bağışlar nerelerde harcanır, bunları da gidip denetlerler zaten. Denetlemek zorundadırlar zaten. Biz de denetlenmesini isteriz. Belediye başkanının aldığı bağışı alıp cebine atacak hali yok ki. Nerelerde kullanacağı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Kimisine nakit verecek, kimisine aynı yardım yapacak. Kimisi İstanbul'un dışına çıkmak istiyordur mesela. Cenazesini götürecek şimdi değil ama geçmişten örnek veriyorum ben. Belediyeler hemen cenaze araçlarını tahsis ederler, kişiyi alırlar, gönderirler, aileleriyle beraber gönderirler. Bunlar her zaman ve her belediyenin yaptığı şey. Benzerini AK Partili belediyeler de yapıyor. Yanlış mı? Hayır, doğru. Onlar da doğruyu yapıyorlar. Onlar da yardım kampanyası, bağış kampanyası açtılar. Hatta bir belediye başkanı bir Genç İş Adamları Derneği'ne yazı yazarak bize yardımda bulunun diye yazı da göndermiş. Yanlış mı yapmış? Hayır, doğru yapmış. Yani belediyelerin imkanları belli ve o imkanlar çerçevesinde ne kadar çok kaynak alabilirlerse daha geniş kitlelere, ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım edeceklerdir. Bunun paralel devletle de falan bir ilgisi yok yani. Devletin yapılanmasını bilmeyenlerin maalesef söyledikleri bir cümle, kullandıkları bir cümle. Sayın Genel Başkan, iki görüş var. Bu tip bir pandemiden daha da otoriterleşerek çıkma ihtimali var diyenler. Bir de buradan işte özelleştirilen sağlık kurumlarının ne halde olduğu görüldü. Kamucu sağlık anlayışının da öne çıktığı, daha kamucu bir yaklaşımla, daha özgürlükçü, demokrat bir yaklaşımla çıkılacak diyenler de var. Siz hangisini savunuyorsunuz? Bir de az önce de ifade etmiştik, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 13 maddelik bir öneride bulundunuz. Bu önerilere başlıklarda var mı? Sizin buradan çıkış reçeteniz nedir? Buyurun. Şöyle ifade edeyim, kesinlikle daha otoriter bir yapının ortaya çıkacağı kanısında değilim. Çünkü sonuçta milyonlarca kişi bir salgın hastalıkla karşı karşıya kaldı ve bu milyonlarca kişiye yardım edecek en büyük organ devletin kendisi. Devlet bunu sağlıklı bir şekilde yerine, uzmanları aracılığıyla, bürokrasi aracılığıyla yapar ve bütün yaptıklarını şeffaf bir şekilde, saydam bir şekilde kamuoyuyla paylaşırsa bu zaten bizim arzu ettiğimiz demokratik bir devlette olması gerekenlerdir. Bu olmadığı takdirde otoriter rejim, ki olmayan yerler otoriter rejimler, geniş hak kitleleri otoriter rejime kaygıyla bakacaktır. Bugün iktidarın açtığı bağış kampanyalarına sıradan bir yurttaşın kaygıyla bakmasının temelinde yatan nedir? Güvensizliktir. Güvensizliği doğuran nedir? Otoriter rejimin kendi yaptığı uygulamalardır. Nedir o uygulama? Örneğin 15 Temmuz şehitleri için toplanan paraları, biz olmasaydık ne ortada vakıf vardı ne de toplanan paraların nereye gittiği konusunda bir bilgi. Beşiktaş saldırısında da çoğu polisler şehit olmuşlardı. Onlar için de para toplandı. Şimdi bu bağlamda sabıkalı olan bir anlayışın bir bağış kampanyasıyla bunu götürmek istemesini de güven penceresinden baktığımızda başarılı olma şansı biraz zayıf görünüyor. O açıdan ben uzmanlığa dayalı, yani devlette liyakate dayalı, siyasetçiyle liyakatli bir sistem arasında güçlü bir bağın oluşacağını, demokratik bir devletin, bağımsız bir yargının, düşünce özgürlüğünün, özgür bir medyanın giderek güçleneceği kanısındayım. Bu bağlamda bir parantez daha açayım. Tabii bütün bunların yanında sosyal devletin daha da güçleneceğine inanıyorum. Çünkü sosyal devlet zaten bugünler için var. Bugünler aslında bütün topluma sosyal devletin ne olduğunu gösterdi. Ve sosyal devletin,
sosyal devletin. Bu tür olaylar olduğunda da hazırlıklı olan bir devlet algısının da ortaya çıkmasına yol açtı. Hazırlıklıysanız bu günler geldiğinde Merkez Bankası'nın bizim kefen parası dediğimiz para niçin duruyordu orada? Bu gibi konular için. İşsizlik sigortası fonunu niye oluşturuyoruz? Bu gibi olaylar için. Eğer siz buralardaki paraları tüketmişseniz ve geniş kitlelere böyle bir olay olduğunda yeteri kadar güven veremiyor ve kaynak aktaramıyorsanız, o zaman sosyal devletin yazılı bile olsa anayasada sosyal devletin olmadığı görüşü ortaya çıkmış olur. Türkiye'de bu bağlamda sosyal devleti de kamuculuğu da elbette ki savunacaktır. Ve ne kadar gerekli olduğunu da bu olaylar hepimize göstermiş olacaktır. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu zor günleri atlatıp yüz yüze bir sohbette de buluşmak dileğiyle diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizimleydi. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Efendim ağzınıza sağlık. Hadi bakalım. Gazete Duvar çalışanlara selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesin de size saygıları, selamları vardı. Onları da unutmayayım. Çok sağ olun.